Selamlar, selamünaleyküm ve rahmetullah. Merhabalar muhterem dinleyicilerimiz. Babaannelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız, belki de anne baba adaylarımız, gençlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz. Eğitim rehberi programımızda farklı bir program silsilesine başlamış olacağız inşallah. Farklı program silsilesi derken gelişimden başlayarak eğitimde, eğitim aşamalarında her seviyeden insanımıza, gencimize, annemize, babamıza, babaannemize, dedemize faydalı olacak hap bilgileri sunacak, sıkmadan mutlu, huzurlu, güzel bir aile ortamı, ev ortamına doğru yolculuğa başlayacağımız güzel bir program olacak inşallah. Bismillah diyoruz. İlk etapta çocuğumuzla, yetiştireceğimiz yeni nesille, yeni nesli nasıl yetiştireceğimizle ilgili hap bilgilerin bir başlangıcıyla, ser rehberiyle çocuğumuzla tanıştırma aşamasında olacağız. Çocuğumuzu tanıyor muyuz? Gençleri tanıyor muyuz diyeceğiz. Evlatlarımızı gelişim aşamalarından itibaren değerlendirme yapacağız. Çocuğumuzla tanıştıracağız. Kendimizi de tanıyacağız bu arada. Çünkü insan bazen çocuk olur. Sonra biraz daha büyür, anne ya da baba olur. Sonra belki de babaanne, dede olur. Bazen çocuklarının belli bir yaştan sonra çocuklarının çocuğu olmaya başlar. Hayat çok acayiptir. Deveran devam eder, gider. Tabii önemli olan, çok önemli olan bir soru var ki, insanın kendini tanıması ve insan nedir meselesinin gerçekten irdelenmesi. İnsan nedir? Şöyle bir düşünelim. İnsan nedir? İşte iki gözü olan, burnu olan, ağzı olan, kulakları olan, konuşan, düşünen bir varlık diyebiliriz. Bir sürü tanım olabilir. Ben şöyle bir yaklaşımda bulunayım. Hayal edelim. Şimdi bulunduğunuz ortamı düşünün. Kapınız çalınıyor. Evde bir muhabbet ortamı var veya bir ders ortamı var veya farklı bir ortam var. Kapınız çalınıyor. Hatta kapıya bir şey sürtünüyor böyle. Kapının önünde bir varlık var. Tanımıyorsunuz. Değişik bir şey. Ne olsun? Bir tane küçük köpek olsun. Tatlı bir köpek. Aa, kapıdaymış. Kapıyı açıyorsunuz. Diyorlar ki, bu köpek sizi ziyarete geldi. Nasıl yani? Köpek bizi ziyarete geldi. Evet, evet. Köpek dile geliyor, konuşuyor. Diyor ki, burada çok güzel bir program varmış. Çok harika bir aile ortamı varmış. Ben de sizi birazcık seyredebilir miyim? Diyor. Evet, evet, konuşuyor. Allah Allah. Konuşuyor mu? Evet, konuşuyor. Şaşırıyorsunuz. Mucize. Ama kendisini ifade etti. Derken onu evin ya da sınıfın ya da dershanenin bir yerine oturtuyoruz. Konuşurken o da bizi dinliyor. Burada çok güzel bir ortam varmış. Ben de sizi seyredebilir miyim? Ha. Biraz sonra kapının tekrar tokmağı çalınıyor. Bir kişi daha gelmiş ziyarete. Vay, çok ünlü birisi. Ünlü birisi derken her yaş grubuna göre kimi seçebiliriz bilmiyorum ki. Şu an popülarite olarak, yani Cristiano Ronaldo diyebiliriz mesela, bir futbolcu. Veya bizim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hani şu an pandemi gündem bu aralar. Değişik gündemlere göre değişik kişiler olabilir. Siz ünlü birisini hayal edebilirsiniz. Ünlü birisi geldi. Vay, Ronaldo gelmiş. Fahrettin Koca bizim evimize gelmiş. Hoş gelmiş diyorsunuz. Kapıdan içeriye alıyorsunuz. Derken ilginç şeyler olmaya başlıyor. O Cristiano Ronaldo ya da Fahrettin Koca ortalığı dağıtmaya başlıyor. Kitapları dağıtıyor. Bir yandan camları kırıyor. Bir yandan çocuğunuza saldırıyor. Size saldırıyor. Ortamı bozuyor. Eyvah, ne oluyor derken telefonu açıyor. Acaba ruh ve sinir hastalıkları hastanesi mi? Burada deli birisi var. Birisi bunu alsın. Birisi bu adamı götürsün diyor. Soru şu. Hangisi insan? Biraz önce lütfen bu ortamda çok güzel bir konuşma varmış diyen küçük köpek mi o kenarda oturan? Yoksa daha sonra insan halinde gelen fakat etrafa zarar veren kişi mi? Etrafa zarar veren kişiyi gönderdik. Fakat diğeri hala oturuyor. Yani insan nedir ki? İnsan kurallarıyla, normal davranışlarıyla beraber hayatta, hayata tutunan, insanlar arasında yaşayabilen bir varlık. Yani insanın fiziksel özellikleri değil, insanın davranışları insan olarak tanımlanabiliyor. Aksi halde biz aramızda tutmuyoruz.
Hemen gönderiyoruz. Biraz önce örnekte olduğu gibi. Bunun insanın yaratılışıyla beraber, anne karnına düşüşüyle beraber iletişim başlıyor. Belli bir iletişim var. Belli bir davranış var. Anne karnında uzmanlar, bu işle uğraşanlar, deney yapanlar, bilim adamları anne karnındayken çocuğun sesleri duyabildiğini, konuşmaları işitebildiğini, hatta o ortamdaki iklimi dahi annenin kalp atışlarından, annenin hissettiklerinden, o ortamdaki iklimden dahi etkilendiğini söylüyorlar. Bu etki ciddi anlamda çocuğun gelişiminde etkili. Bunu da bildiriyorlar. Yani çocuğun gelişimi, insanın gelişimi yavaş yavaş doğumdan itibaren başlıyor. Doğumdan itibaren mi acaba? Şimdi gelişim evreleri derken, çocuğun gelişmesi derken, büyütmek, olgunlaştırmak derken genelde işte kaç yaşında başlar? Hani çocuk eğitimi kaç yaşında başlar? İnsan davranışlarıyla var dedik. Davranışları önemli dedik. O davranışları öğrenmesi önemli dedik. Peki bu insanı nasıl yetiştireceğiz? Kaç yaşında başlayacağız bu eğitime? Normlar neler? Bu da ayrı bir mevzu. Ahlak kuralları nereden geliyor? Şimdi ahlak diyoruz. Ahlak çok önemli. Ahlak dersine girdiğimiz zaman şu ifadeyi kullanıyoruz. Dünyanın en önemli dersi. Ahlak dersi. Akademik başarı gelir. Güzel bir üniversite kazanılabilir. Çok iyi yerlere gelmiş olabilirsiniz. Makamınız, mevkiniz çok iyi olmuş olabilir. Ama ahlaki olarak sıkıntılıysanız, biraz önceki davranışlarda olduğu gibi, anlattıklarımızda olduğu gibi, toplum sizi içinde barındırmayabilir. Eğer toplumun ahlaki standartları normalse, normal. Normal kelimesi bile, hani işin birazcık daha batı dili. Norm, kural demek. Ahlakın kuralları var. Norm, kural demek. Eğer bir davranış kurallara uyuyorsa normal diyoruz. Eğer kurallara uymuyorsa anormal diyoruz. İşte ahlak kuralları olarak insanın doğumdan itibaren iletişime geçtiği anda kurallar ortaya çıkıyor. İletişim var, kural var. Evet çocuk, evlat daha anne karnında. Hocam anne karnında ne kuralı ya? Anne karnının kuralları mı var? Yok. Ama anne karnında hukuk çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Nasıl yani? Örneğin Allah gecinden versin. Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin deriz. Oldu da anne karnındayken baba son nefesini verdi, ahirete gitti diyelim. Babanın belli bir malı var. Anne karnındaki çocuğu mahkeme kale alıyor mu? Evet alıyor. Ona da mirastan belli bir miktar düşüyor. O zaman anne karnında dahi kurallar geçerli mi? Evet. İletişim kuralları geçerli. Annenin yapısı, morali, motivasyonu geçerli. O çocuğun hayatına etkili mi? Evet etkili. O zaman etki varsa, iletişim varsa kural da var demektir. Etki varsa, yani iletişim varsa kural da var demektir. Hülasa, acaba biz toplumumuzda hangi kuralları kabul edeceğiz? Hangi kurallara göre evladımızı yetiştireceğiz? Burası tabii ki çok önemli. Fıtrata uygun, yaratılışa uygun çizgine. İlim de, bilim de aslında bizi fıtrata doğru götürüyor. Asıl yaratılışa doğru götürüyor. Her şey doğal gidişatında aslında yerini buluyor. Biz bazen çok zorluyoruz. Toparlayacak olursak, gelişimi bilmek insanı tanımak açısından çok önemli. Çocuğu tanımak için çok önemli. Çocuğumuzu tanımak için çok önemli. Eğiteceğimiz, değiştireceğimiz, dönüştüreceğimiz, şekil vereceğimiz çocuğa doğru zamanda doğru şekilde davranmak o kadar önemli ki. 3 aylık bir çocuğu yürütmeye çalışıyorsunuz. Düşünsenize daha gıkırdak, dizleri oluşmamış, ayakları basamıyor ki. 5 aylıkken zorluyoruz. Veya 3 yaşında bir çocuğa paylaşmayı öğretmeye çalışıyorsunuz 4 yaşında. Veya 5 yaşında bir çocuğa su kütlenin korunumunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Mümkün mü? Seviyeye göre, aşama aşama, olgunluk seviyesine göre anlatmak o kadar önemli ki. Tanımazsak, bilmezsek, eve bir çamaşır makinesi geliyor. Kullanma kılavuzu var. Şuna basarsanız şöyle olur, buna basarsanız böyle olur. Şöyle yıkayacaksınız, şöyle ön yıkama yapacaksınız, şöyle sıktıracaksınız. Yeni bir araba alıyoruz, şu düğmesi şuradan açılıyor. Şöyle davranmak lazım, şöyle kullanmak lazım, şu kurallara uymak lazım. Trafikte böyle hareket etmek lazım.
Allah bize bir organizma veriyor. İşte bunun kullanma kılavuzu ne acaba? Bunu bilmezsek nasıl kullanacağız? Basit bir ulaşım aracını, basit bir temizleme aracını, basit bir yıkama aracını kullanırken bile o kadar dikkat etmemiz gereken unsur var ki. Bak buna dikkat edelim. Tabii kimin neye önem verdiği çok önemli. Anneler işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi. Babalar işte arabalar veya farklı cep telefonu veya farklı teknolojik araçlar olabilir. Önem verdiğimiz şeye göre değişiyor. Peki evladımız? Ne zaman başlayacağız o organizmayı öğrenmeye? 2 yaşında, 3 yaşında, 5, 0. Hocam dinledim, 0-6 yaş çok önemliymiş. Evet, o yaşlarda her şey veriliyormuş ama nasıl veriliyor anlamadım ya. Ya veriliyor ama hani nasıl oluyor acaba? Nasıl verilecek? Çok önemliymiş. Gelişimi bilmek. Gelişimin evrelerinde 0-6 yaştan başlar ama ben özel olarak farklı bir parantez açmak istiyorum aslında. Bence gelişimin evreleri derken sonucunu nasıl değerlendirdiğimizle alakalı bir süreç. Bizim evladımız mühendis oldu, doktor oldu, ahlakı çok güzel bir çocuk oldu. Evet, benim çocuğum da şu abisi gibi olsun, şu ablası gibi olmalı. Ha, öyle mi? Bir ölçü var yani. O abla ideal model ya da bu abi ideal model ya da şu hoca ya da şu artist ya da işte şu konuşmacı ya da şu siyasetçi ideal bir model. Model olarak neyi aldığımız çok önemli. Ama sonuç olarak bir değerlendirmemiz var hepimizin. Belki de yok. Belki de zamanla oluşacak. İşte sıkıntı burada ya zaten. Hani çocuk büyüyor, belli bir yaşa geliyor. Ben nerede yanlış yaptım ya? Diye sormaya başlıyoruz. Çünkü seneler önce planlamamışız ki, hedeflememişiz ki, düşünmemişiz ki. Sadece sırada olduğu için. Belki de planlamada öyle. Hayat da bizi de öyle mi yetiştiriyor? Ne dersiniz? Yani mesela sorsam 3. sınıfa niye gittiniz? Verebileceğiniz en mantıklı cevap şu olabilir herhalde. 2. sınıftan sonra o geliyordu. 3'ten sonra da 4 geliyordu. Ya 5. sınıfta matematiğin niye şu konusunu işlediler diye sorsanız ne bileyim abi. Ondan sonraki sene değiştirdiler. Eğer yanlışsa önce niye onu okuttular? Doğruysa şimdi niye değiştirdiler? Peki sorgulayan var mı? Hayır yok. Ya 12 sene sorgulamayan bir adam tabii ki sorgulamıyor. Sırada evlenmek var. Sırada çocuk. Sırada torun. Mümkünse emekli olmak. Adam 5 sene var ya ne zaman emekli olacağım diye çekiyor. Ya ölüme doğru gidiyoruz. Zamanın geçmesini insan ister mi? Zamanı en güzel şekilde değerlendirmeli değil mi? Evet, bazen insanoğlu ilginç oluyor. Ama inanın çocuğu yetiştirmek aslında eş seçimiyle başlıyor. Tabii bu benim düşüncem. Gelişim evrelerinde bunu bulamazsınız kitaplarda. Ama eş seçimi çok önemli. Ben nasıl bir evlat yetiştireceksem tek başına yetiştiremiyorum. Allah insanoğlunu bir erkek ve bir dişiden yaratmış. Sonuç itibariyle fıtratta da öyle gitmesi lazım. Her ne kadar şu an birileri bunu kırmaya çalışsa da farklı akımlarla, LGBT'yle, şununla bununla. Ama kim ne derse desin, fıtrat bir erkek ve bir dişiden, anne ve babadan yeni nesli bilgi transferi, tecrübe transferini yeni nesli yetiştirerek oluşturuyor toplumlarda Allah. Böyle yaratılmış, böyle gelmiş, böyle gidiyor. Tekerleği bu sene bulursak, şu anki teknolojik arabaları nasıl icat edeceğiz? Önceki teknoloji şimdiye nesilden nesile transfer oluyor. Ya anneler babalar çocukları yetiştiremezse nasıl transfer olacak? Yeniyi görecek ki transfer olacak. Fıtrat böyle gidiyor. Hasılı eş seçimi başarısı için çok önemli. Bu noktada iki grup var. Bir evlenecek olanlar, bir de evlenmiş olanlar. Evlenecek olanlarla ilgili söyleyeceğim şunlar var. Ne olur? Allah rızası için. Evlilikten beklentinizi netleştirin. Hedefinizi netleştirin. Evlilikten ne bekliyoruz? Cinsellik olabilir, hayat paylaşımı olabilir, fıtri ihtiyaçlar olabilir. Veya farklı şeyler olabilir. Aile olma. Hani evlilik, sosyal etkileşim. Ya sırada o varmış, annem çok istiyor. Ya biri bir kız bulmuşlar işte kaçırma diyorlar falan. Yani ilginç değerlendirmeler var. Ama biz kendimiz ne bekliyoruz? Hani olmazsa olmazlarımız neler? Standartlarımız neler? Bunları belli etmemiz lazım. Evlenecek olan gençler için veya evlenecek olan kişiler için söylüyorum. Bu çok önemli. Peki evlenmiş olanlar, artık olan olmuş. Eş seçimi gerçekleşmiş. Ama mutlu olmak istiyoruz. Burada da kabuller çok önemli. Benim burada size tavsiyem şu.
hak ve haddini bilmek çok önemli. İşte evlendikten sonra çok önemli bir süreç başlıyor. Evlenmekle beraber şunu öngörmüş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki, evet, evlenmekle beraber ben bir akte girdim, anlaşmaya girdim ve bir nesil yetiştirmeye aday olarak girdim. Ben anne ve baba olacağım. Hakkımı ve haddimi bilmem lazım. Kuralları bilmem lazım. Ve dünyaya gelecek bir çocuğu yetiştirmem lazım. Ama eşi seçerken daha diyeceğim ki, ben evladımın şöyle yetişmesini istiyorum. O zaman nasıl bir baba? Şöyle yetişmesini istiyorum. O zaman nasıl bir anne? Ben bunu nasıl bir anneyle, hangi bakış açısında olan bir babayla yetiştirebilirim? Bu çok önemli bir soru. İşin girizgahında, gelişim sürecinde. Bir programa başlayacağız. Şu an genel hatlarıyla programın muhtevasına dokunmaya çalışıyoruz. Yani bu programda neler olacak? Bunlara dokunmaya çalışıyoruz. Öncelikle çocuğu tanıyacağız, gelişimi tanıyacağız. Evlenme sürecindeki yapılan hatalar, bunlara da dokunacağız. Daha sonra o organizmayı dünyaya getirdiğinizde bir anne olarak kabullerimiz olacak. Farklı farklı aşamalar var. Hamilelik aşaması var. Doğum öncesi dönem var. 0-2 yaş var. 2-6 yaş ilk çocukluk dönemi. 6-12 yaş son çocukluk dönemi. 12-14 yaş arası önergenlik, adolasyon diyorlar. Ergenlik dönemi var. Mesela ilginç bir dönem var. Çok ilginç. 18-25 ya da 18-30 yaş arası beliren yetişkinlik dönemi. Şimdi yeni çıktı. Son söylemler. 18-30 yaş arası beliren yetişkinlik ne demek? Aslında eskiden 18-60 yaş arasında yetişkin deniyorlardı. Ama 18-19-20 üniversite okuyor günümüz müfredatında. Çok ilginçtir mesela İslam dininin gelişiminde peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşında asker almış. 14 yaşında asker aldığı çocuklar var. Bizde şimdi 20 yaşında. 18-30 yaş. Çocuk mu değil? Gelişkin. Aslında yetişkin ama eve bağlı. Mesleği edinmemiş, ayakları üzerinde duramıyor. Yeni yeni deneyimler, iş hayatı nasıl olacak? Aşk hayatı nasıl olacak? Evlilik nasıl olacak? Hangi mesleği yapacak? Neyle mutlu? Bunların hiçbiri belli değil. Acayip bir dönem. Yetişkinlik var ama daha belirli değil. Yeni yeni beliriyor. Deneme yanılmayla hayatı yoruluyor. Maalesef biz de biraz geç. Fıtri olarak baktığımızda, blue çağını düşündüğümüzde aslında geç bir zaman dilimi. 18-30 yaş. Daha erken hayata atılınmalı. Maalesef sistem böyle gelmiş. Umarım fıtrata göre değişir. İşte 2-6 yaş, 6-12 yaş, 12-18 yaş, ergenlik bunları konuşacağız. Beliren yetişkinlik dönemi bunları konuşacağız. Çok önemli olan bir süreçte gelişimde kritik evreler var. Çocuğun, örneğin şöyle örnek verelim. Kelebek olmadan önce o ipek böceğinin hani kozalaktan çıkması, kozasından çıkması var ya kozasından. Kozasından çıkarken hani bir hikaye anlatılır. Birisi çok acımış, açmış kozayı serbest bırakmış. Ama bakmış ki kelebek uçamıyor. Halbuki oradaki kelebeğin çıkarkenki zorluğu kanadına kanın gitmesi, kanadının kan ve suyla dolması ve o kozalaktan çıktığında uçmasını sağlıyor. Yardım ettiğini zannederken zarar veriyor kelebeğe. Yardım ettiğinde yani. Aslında doğal süreçte gelişim evrelerinde çocuğun sıkılması gereken, bunalması gereken, zorlanması gereken zamanlarda kendi haline bırakmamız gereken kritik evreler var. Orada dokunmazsak hayatı hazırlayamıyoruz. İşte bu evreler, bu davranışlar neler olacak? Olgunlaşma açısından büyüme, yani gelişim iki yönlüdür. Bir fiziksel büyüme, organların büyümesi, yani fiziksel olarak büyüme. Bir de olgunlaşma davranış olarak, vücudun yapısı olarak bir olgunlaşma, toplumun içerisinde kendini bulma, kişiliğin gelişimi. Bunların hepsi girift ama çok önemli şeyler. Biz burada davranışları öğretirken hangi deneyimleri tekrar ediyoruz acaba? Alo, baban yok de. Alo, annen meşgul de. Şu an meşgulüm de. Sonra bizim çocuk çok yalan söylüyor. Nereden öğrendi acaba bunları? Çocuk beyaz kağıt olarak geldi ve beyaz kağıt olarak gidecek. İnşallah. Ama biz o beyaz kağıdı karalarsak o zaman kirlenmiş olacak. Beyaz kağıt olarak göndermek için gerçekten bizim de beyaz olmamız lazım. Evet, gelişimde 3 faktör çok önemli. Anne babanın kişilik özellikleri. Bunlar çok önemli. Anne babanın evde oluşturduğu iklim, huzur iklimi, mutluluk.
çok önemli. Yani evin atmosferi, çocuk mutlu bir atmosferde mi? Devamlı gerilim halinde mi? Anne baba arasındaki ilişki, annenin babayı otorite olarak sayması. Onda bile hikmetler var. Çünkü otoriteye karşı nasıl davranacağını çocuk orada fotokopi çekiyor. Anne ile baba tutarlı hareket etmeli. Bu tutarlılıklar nasıl olmalı? Günümüzde annelerin önemli bir sorunu var. Ne sorunu? Annelerin çok önemli bir sorunu var. Kariyer sorunu. Kendimi geliştiremedim. Yetiştiremedim. 0-6 yaşta bütün kaynaklar anne ile çocuğun beraber olmasını söylüyor. Kariyer çok önemli ama şunu söyleyeyim. Öyle bir organizasyon ki, şimdi soruyorum size. Evlatlarımız var. Sorsam bir anneye. Evet, o 2-3 yaşındaki çocuğunu 10 trilyona bana versene. Vermez. 20 trilyon, 30 trilyon, 50 trilyon vermez. Hem de o çocuğa nasıl davranıyor? Benim yavrum. Benim yavrum. O kadar çok benimsemiş ki. Allah öyle bir emanet vermiş ki 50 trilyondan daha değerli. Ve bütün sahipliğiyle, bütün yetkisiyle sabahtan akşama kadar anneye ait. Neye benziyor bu? Size 50 trilyon cirosu olan bir CEO versek, bir şirket versek, CEO'su olsanız kariyerin kralı değil mi? Diyelim ki 50 trilyonluk bir şirketin başında genel müdürsünüz. Ey anneler, şirketi yönetiyorsunuz. Siz müthiş bir CEO'sunuz. Mesela İslam dininde cennet annelerin ayakları altındadır ifadesi vardır. Ne demek bu? Yani anneler çok değerlidir. En yüksek kariyer o evlattır. 50 trilyon versek vermiyorsunuz. Bütün organizasyonu aslında size vermişler. Çok değerlisiniz. Hiç farklı kariyerlere gitmeniz yok. Gitmenize gerek yok. Hiç farklı mecraları düşünmeyin. Bir evladı adam gibi yetiştirmek, topluma kazandırmak, ahlaklı bir evlat yetiştirmek kariyerin maksimum noktasıdır. Ki İslam dininde bunu Allah cenneti dahi cennetlik demiyor. Hani cennet ne ki? Cennet onların ayakları altındadır. Başka kariyer durumlarına gitmenize, başka kariyer noktasında meraklı olup çocuklarımızı ihmal etmemize hiç gerek yok. Merak etmeyin. Kariyerin kralı burada. Cennet varsın, ayaklarınızın altında olsun. Ne dersiniz? İşte biz bu programda fiziksel gelişimi, aynı zamanda zihinsel, duygusal gelişimi ve çok önemli bir gelişim, dini gelişimi de bunları paralel olarak sizlerle işlemiş olacağız. Eğitimde, eğitim rehberi programında inşallah beraber olacağız. Bir sonraki programları beraber idrak etmiş olacağız. Ben son olarak şu oylamayla bitiriyorum. Evet, ekran başındaki muhterem dostlar. Ben iyi bir anneanne, iyi bir dede, iyi bir anne, iyi bir baba olmak istiyorum diyen varsa şöyle bir el kaldıralım. Evet evet abla siz de el kaldırın. Abi siz de siz de. Babaanne dede siz de el kaldırın. Anne baba adayları siz de el kaldırın. En iyi anne baba ben olmak istiyorum. En iyi ebeveyn ben olmak istiyorum diyenler el kaldırsınlar. O zaman en iyi çocuğu siz yetiştirirsiniz merak etmeyin. En iyi çocuğu yetiştirecekler gerçekten bu noktada onları tanıyanlar olacaktır. İklimi güzel, görevini yapan, güzel bir ev atmosferi oluşturmanız temennisiyle sağlıcakla kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'ın emanında olun. Selamünaleyküm.